Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. 5. sınıf arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sınavda çıkmış soruları çözmeye devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım. El-üsratu kelimesinin anlamı nedir? Evet, aile, baba, anne, erkek kardeş. El-üsra kelimesinin anlamı A şıkkındaki aile. Aile de Arapça bir kelimedir. Arapçada yine el-üsra kelimesi aile yerine kullanılıyor. Burada doğru şık A şık. İkinci soru. Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Ümmi annem, el-uhtu erkek kardeş, validike baban, validi babam derken erkek kardeş el-ah olması lazım. Burada el-uht yanlış yazılmış. El-uht kız kardeş. İkinci sorudaki eşleştirmede yanlış olan şık B şıkkı. 3. Eş anlamlı kelimeler hangisinde yanlış kullanılmıştır? Eş anlamlı yani aynı manaya gelen kelimeler hangisinde yanlıştır? Ümmün validetün doğru. Validun ebun doğru. Yani bu ikisi de baba, bu ikisi de anne manasında. Evet, üçüncü sorudaki yanlış kullanılan eh ve uht kelimesiydi. Dördüncü şıkka bakalım. Dördüncü soruya eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A şıkkı hala, ammetun. B şıkkı amca, ammun. D şıkkı haletun, teyze. C şıkkı cettun, nine. Evet, burada yanlış olan şık nine, cette demek, cette dede demek. Evet, burası yanlış yazılmış. Burayı işaretliyoruz. 5. Ailenin bayan bireyleri hangisinde bir arada verilmiştir? Ailenin bayan bireyleri hangisinde, hangi şıkta bir arada verilmiştir? Bunların manasına bakacak olursak A şıkkında amca, hala, kız kardeş, dayı, amca, baba, hala, anne. Evet, burada arkadaşlar şimdi iki şıkka bakıyoruz. A şıkkında neydi? Ammün ve ammetün, amca ve hala. Burada da baba ve amca yani C şıkkı oluyor. Bir arada verilmiş oluyor aile. Evet, bu şekilde. Ama buradaki soruya baktığımız zaman bayan bireyleri diyor. Yani iki kelimede ne olacak? Bayan olacak. O zaman ammetün, hala, ümmün, anne. Doğru şık D şıkkı. Eğer ki bayan demesek o zaman da A ve C şıkkı oluyor. Bayan dendiği zaman da sadece D şıkkı. Devam edelim. Ailenin erkek bireyleri hangisinde bir arada verilmiştir? Ailenin erkek bireyleri bir arada verilmiştir. Bakıyoruz. Ammün ve ümmün, amca ve anne. Haletün ve ammetün, teyze ve hala. Cettün, halün, dayı ve dede. Cettetün, cettün, dede ve nine derken B şıkkında hala ve teyze, bunlar erkek. Erkek olacak, bunlar bayan. Erkek olarak hangileri var ona bakıyoruz. Cettün ve halün yani dede ve dayı. Erkek bireyleri hangisinde bir arada verilmiştir? C şıkkında 6. sorunun C şıkkında erkek bireyler yani dede ve dayı bir arada verilmiştir. Buradaki işaretleyeceğimiz şık C şıkkı. Esselamu aleyküm sözüne aşağıdaki hangi cümleyle karşılık verilir? Aleykümselam, keyfe haluka, bi hayır, ehlen bik. Bi hayır, iyiyim. Yani bir adam ne diyor bize? Selamun aleyküm diyor, biz iyiyim diyoruz, yanlış. Selamun aleyküm diyoruz, hoş geldin, yanlış. Selamun aleyküm diyor, keyfe haluk, nasılsın diyoruz, olmuyor. Selamun aleyküm diyor, biz de aleykümselam diyoruz. O zaman B şıkkı, bu soru basitti. 8. soru, keyfe haluk sözüne aşağıdaki hangi cümleyle karşılık verilir? Karşılık verilir. Ehlen bik, ene bi hayır, ve aleykümselam, esselamu aleyküm. Evet, keyfe haluk ne demekti arkadaşlar? Soruya bakalım. Nasılsın demek.
Nasılsın sorusuna ne cevap vereceğiz? İyiyim diyeceğiz değil mi? O zaman ene bi hayır. Ehlen bik, hoş bulduk. Aleykümselam, aleykümselam. Esselamu aleyküm, bu selamun aleyküm. O zaman buradaki doğru şık, A şıkkı, ene bi hayır. Ben de iyiyim. Sabahul hayır cümlesinin anlamı hangisidir? Hayırlı akşamlar, hayırlı sabahlar, hoş geldin, nasılsın? Evet, hayırlı sabahlar, iyi sabahlar, günaydın diye kullanılıyor. Burada C şıkkı, doğru şık. 10. Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Defter, saf, tilmize, bab. Defter doğru, saf, sınıf, doğru. Tilmize, kız öğrenci, doğru. Babun, kapı demek. Burada ne çıkmış? Pencere, evet. Burası yanlış. Yani 10. soruda D şıkkı yanlış. 11. Öğretmen erkek öğrencisine yerine otur diyecek. Öğretmene hangi cümleyi önerirsiniz? Burada dikkat edelim. Erkek olacak yani müzekker. Emri hazır kullanacağız. Ve erkeğe ne şekilde bakalım. İclisi mekanek. İclis mekanek. Kum min mekanek. Kum min mekanek. Önce yerine otur. Bu ne demek? Bunlara bakalım. Yani yerine oturu olmayan şıkları eleyelim. Kumi min mekanik, yerinden kalk. Bunu eledik. Kumi mekanik, yerinden kalk. Bunlar iki aynı. Bir müzekker, bir müennes. O zaman bunlar da şunların ikisinden biri olacak. Şimdi Arapçada yani yerine otur, müzekker ve müennes için farklı fiiller var. Fiiller aynı ama sondaki harfe bir ek var. İclisi mekanik, iclis mekanik. Dikkat ederseniz şurada bir tane harf var. İclisi mekanek erkek için değil bayan için söylen diyor. İclis sen otur mekanek erkek için söylenilir. O zaman buradaki doğru şık B şıkkı. Devam ediyoruz. Abdullah sınıfa yeni gelen arkadaşına ismin ne demek istiyor? Abdullah'a ne tavsiye edersiniz? Mesmuke ismin ne? Fursa saide tanıştığımıza memnun oldum. Merhaban merhaba. Esselamu aleyküm. Selamun aleyküm. Derken burada ismin nenin karşılığı arkadaşlar A şıkkındaki mesmuk. Senin adın ne? Senin ismin ne? Bu da kolaydı. Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Merhaben. Merhaba. Mesmuke ismin ne? Ene bi hayır ben iyiyim. Keyfe haluke nerelisin? Evet. Merhaba doğru. Mesmuk doğru. Ene bi hayır ben iyiyim. Evet. Buradaki D şıkkı keyfe haluk. Nerelisin değil de nasılsındır. Burası yanlış arkadaşlar. Devam ediyoruz. Öğretmeni Can Muhammed'e tahtayı sil demek istiyor. Acaba öğretmen hangi cümleyi kullanır? Evet öğretmeni Can Muhammed'e yani öğrenciye Muhammed Can Muhammed'e tahtayı sil demek istiyor. Acaba hangi cümleyi kullanır? İmsah es-sebbura, imsah, imsahi es-sebbura, imsah sebbura, üktüb ale-sebbura, üktüb ale-sebbura. Önce tahtayı sil arkadaşlar. Üktübü ale-sebbura, tahtaya yaz. Üktüb ale-sebbura, tahtaya yaz. Biri müzekker, bir müennes. Bu ikisini eledik. Şu ikisine bakıyoruz. Burada Can Muhammed erkek. Müzekker için hangisi kullanılıyor? Bu kullanılıyor. Bu müennes için. Mesela Fatıma olmuş olsaydı bu doğru olurdu. Burada Can Muhammed için. İmsa es-sebbura tahtayı sil B şıkkıdır. B şıkkı doğru şık. Evet 15. soru eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? İsmi sabah ma ismi. İsmi ismim doğru. Ma ne doğru. Sabah sabah doğru. İsmi ismin. İsmi ismim olacak. Burası doğru ama buranın karşılığı yanlış. İsmin ismek demek. A şıkkı yanlış arkadaşlar. 16. Abdussamet yeni tanıştığı arkadaşına tanıştığımıza memnun oldum demek istiyor. Ona hangi cümleyi önerirsiniz? Evet. Bakalım. Keyfe halüke nasılsın demek. Merhaben. Merhaba. Ehlen. Hoş geldin demek. Teşarraftu bi marifetik. Tanıştığımıza memnun oldum demek arkadaşlar. Evet burada Abdussamet yeni tanıştığı arkadaşına tanıştığımıza memnun olduk. Demek için Arapça olarak teşarraftu bi marifetik demek lazım. Onun için 16. şıkkın doğru olan şıkkı soruya göre C şıkkı teşarraftu bi marifetiktir.
17. soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi önce şurayı okuyalım. Hangi öğrencinin verdiği bilgi yanlıştır? Evet, şimdi şurada Ebrar, Emirhan, Ferhat ve Ahmet bir şeyler söylüyorlar. Ve burada Türkçe tercümesi de var. Hangisi yanlış? Es-Sebbura yazı tahtası. Es-Saf sınıf. Min fadlik. Doğru, doğru, doğru. Uhruç. Evet, uhruç arkadaşlar çık demek. Burada ne demiş? Gir. O zaman Ahmet'in söylediği yanlış. 17. sorudaki yanlış olan bilgi C şıkkındaki Ahmet'in söylemiş olduğu uhruç kelimesi gir değil çık. Yanlış olarak C şıkkını işaretliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 5. sınıf yazılı sorularda bu şekildeydi. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız. Maassalame ile lika fi emanillah.